Merhabalar, hoş geldiniz. Üçüncü webinar programımız doğaya dost olmak için ambalajın can zamanı konulu webinarımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu bilgi ilişkileri ve siyaset bilimi mezunuyum. Sözü burada ekibimizin diğer üyesi Emre Bey'e veriyorum. Buyurun Teşekkürler. Emre Bey. Bugün burada tecrübeli katılımcılarımızın deneyimlerinden faydalanarak geri dönüşüm konusuyla ilgili daha açıklayıcı bilgiler sunmak amacıyla farklı başlıklar altında kapsamlı ve değerli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bu değerli sohbet için bugün bizlere İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Genel Sekreteri Konca Hanım ve ÇEVK Vakfı Genel Sekreteri Mete Bey eşlik edecekler. Konca Hanım, sohbetimize ilk olarak sizlerle başlamak isteriz. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin Genel Sekreteri olarak öncelikle sizi, ardından da SKD Türkiye'yi tanımak isteriz. Ben öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün burada olduğum için çok mutluyum. GCA'nın bağlı olduğu Gürok Grup derneğimizin çok değerli bir üyesi zaten. Ben Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldum. Ve mezun olur olmaz da hemen iş hayatına atıldım. Yaşım çıkacak ama 35 senedir de kesintisiz iş hayatındayım. Eczacıbaşı topluluğuna geçtim. Eczacıbaşı topluluğunda önce yeni yatırımların planlamasında çalıştım. Ardından da o yeni yatırımlardan biri olan Vitra Karo'nun kuruluşunda görev aldım. Vitra Karo'da dış satım müdürlüğü yaptım. Dış satımı kurdum, yönettim. Eczacıbaşı topluluğundan emekli olarak ayrıldığımda artık 118 ülkeye ihracat yapılıyordu ve cironun %50'den fazlası ihracattan geliyordu. Kariyerim esnasında Eczacıbaşı topluluğunda pazarlama müdürlüğü de yapma imkanım oldu. O sırada da inovasyon ve sürdürülebilirlik konularına odaklandım. Sürdürülebilirlik konusuna aslında 2009 yılından beri kafa yoruyorum. 2012 yılında Eczacıbaşı topluluğundan emekli olarak ayrıldıktan sonra zaten Eczacıbaşı'nın da yönetim kurulunda olduğu İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ile yolum kesişti. Dernek benim için ikinci kariyer oldu. Proje yöneticisi olarak başladım dernekte çalışmaya. 2013'ten beri de derneğin genel sekreterliğini yürütüyorum. En azından şunu söyleyeyim, gerçekten çok dinamik, çok güzel sivil toplumda çalışmak. Çünkü gerçekten gelecek nesiller için bir şey yaptığımızı görüyoruz. Çünkü artık içinde bulunduğumuz dünya sürdürülebilirliği iş stratejisinin merkezine almayı gerektiriyor. Biz de SKD Türkiye olarak tam da bunu yapmaya çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik iş yapış biçimi olsun diye uğraşıyoruz. Bizim stratejimizin merkezinde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma amaçları var. Biz hem Türkiye'nin meselelerine çözüm bulmak hem Türkiye'nin bu amaçlara ulaşmasını sağlamak için 20 yıldır sürdürülebilir kalkınma konusunda politika gelişimine destek olmak ve İş dünyasının sürdürülebilirlik yolculuğuna rehberlik etmek misyonuyla çalışıyoruz. 2024-2027 döneminde ana stratejimiz yeşil dönüşümün öncüsü olmak. Bunu da üyelerimizin üç başlığı gündemlerine almasını sağlayarak yapmaya çalışıyoruz. Nedir bu üç başlık? Net sıfır emisyona ulaşmak, doğa pozitif olmak, yani doğadan aldığından daha fazlasını doğaya geri vermek ve eşitsizlikleri azaltmak. Dört tane tematik alanımız var. Bunlar tarım ve gıda, finansal ürünler, hizmetler, değer zincirinde dönüşüm ve döngüsel ürünler ve malzemeler. Biz bu dört odak alanında üyelerimizle beraber çalışmalar yapıyoruz, işbirlikleri kuruyoruz, projeler hazırlıyoruz. Dolayısıyla yeşil dönüşümün öncüsü olma misyonumuzu sürdürüyoruz. Tekrar teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Konca Hanım değerli bilgiler için. Mete Bey sizinle devam etmek isteriz. Kendinizden ve ÇEVKO'dan da bahsederseniz çok. Çok teşekkür ederim. Beni bu etkinliğe çağırdığınız için GCA'ya özellikle teşekkür ediyorum. Evet, ben Ankara'da doğdum. Pek çok Ankaralı gibi
TED Ankara Koleji'ni bitirdim. Ondan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği okudum. Sonra yüksek lisansımı yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. Orada master'ı aldıktan sonra çok uluslu bir şirkette Procter & Gamble firmasında çalışmaya başladım. Daha sonra bu şirketin Belçika'daki teknik merkezinde görev aldım. Sonunda İstanbul'da kendimi buldum ve uzun zamandır İstanbul'dayım. Burada da başka çok uluslu şirketlerde de görev yaptım. Johnson & Johnson'da fabrika müdürlüğü görevinde bulundum. Lojistik, tedarik zinciriyle ilgili gene çok uluslu şirketlerde çalıştım. Enerji konusunda çalışma imkanım oldu. Fakat daha sonra uzun süredir diyelim ÇEVKO Vakfı'nda genel sekreter olarak görev yapıyorum. Tabii bu uzun süre içinde özellikle ÇEVKO'da kaldığım süre hepsinden uzun. Bu sosyal yanının olması, sivil toplumla birlikte hareket etmek, işte çeşitli paydaşlarla işbirliği yapmak gerçekten bana şevk veriyor. Günün nasıl geçtiğini anlayamıyorum desem yeridir. Bu arada 20 yılı tamamladım. ÇEVKO Vakfı'na gelince ÇEVKO Vakfı 33 yıldır aslında sanayinin önde gelen şirketleri tarafından kurulmuş ve Türkiye'de sürdürülebilir bir geri dönüşüm sisteminin kurulup yerleştirilmesi amacıyla çalışan bir vakıf. Bu kapsamda bizim tabii eğitim çalışmalarımız, yani özellikle ilkokullarda geri dönüşüm ve çevre eğitiminin verilmesi konusundaki çalışmalarımız, belediyelerle kaynaklı ayrı toplama çalışmaları, gönüllü olarak başlayan bu çalışmalar daha sonra 2005-2015 yılı arasında bizim yasal düzenlemelerimizin Avrupa Birliği'ni örnek alarak genişletilmiş üretici sorumluluğunun ülkede uygulanmaya başlamasıyla daha farklı bir boyut aldı, daha kapsamlı bir boyut aldı ve biz de ÇEVKO Vakfı olarak aslında yetkilendirmiş kuruluş sıfatıyla tüm ambalaj atıkların içinde cam da var, toplanıp geri dönüştürülmesi sanayi şirketleri adına sorumluluğunu üstlendik ve bunu yürüttük. 2018 yılında çıkan geri kazanım katılım payı aslında bu sorumluluğu yetkilenmiş kuruluşlar veya genişletilmiş üretici sorumluluğu sistemlerinden alarak bunu şirketlere doğrudan Maliye ve Hazine Bakanlığı'na bir harç, bir bedel ödemek şeklinde değiştirdi. Ve 3-4 yıldır aslında sanayi şirketleri atık geri kazanımı maksadıyla geri kazanım katılım payını buraya ödüyorlar. Dolayısıyla bununla birlikte de bizim çalışmalarımızda da değişiklikler oldu. Fakat bu arada tabii dünyada da çok önemli bir takım gelişmeler ortaya çıktı. Özellikle 2015 yılından itibaren iklim kriziyle mücadele, Paris Anlaşması, Avrupa'da döngüsel ekonomiye geçiş bizim aslında çalışma alanımızı genişletti. Bugün itibariyle işte kurduğumuz çalışma gruplarıyla birlikte değerlendirilebilir atıkların geri dönüşümü tabii başta olmak üzere iklim kriziyle savaşım ve döngüsel ekonomiye geçiş konularında da çalışmalar yürütüyoruz. Ben de böyle özetlemek istedim çalışmalarımızı. Teşekkür ederiz Mete Bey. Tekrar SK'da Türkiye'ye dönecek olursak ilk olarak döngüsel ekonomi alanındaki katkılara değinmek istiyoruz. Konca Hanım, SK'da Türkiye'nin döngüsel ekonomi alanında pek çok çalışma yaptığı biliniyor. Ne gibi çalışmalar yaptığınızı bizlerle de paylaşabilirseniz çok memnun oluruz. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda da döngüsel ekonominin yeriyle ilgili bizlere neler söylemek istersiniz? Çok teşekkürler. Ben önce sorunuzun ikinci bölümünden başlayayım. Bir döngü tanımlayayım. Arkasından da Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla döngüsel ekonomi nasıl örtüşüyor onu söyleyeyim. Döngüsel ekonomi bildiğiniz gibi atığı en aza indirmeyi, ürünlerin, malzemelerin, kaynakların
değerini mümkün olduğunca uzun bir süre korumayı hedefleyen bir ekonomik model aslında. Yani alıp kullanıp atmamıza gerek yok. Tekrar tekrar malzemeleri, ürünleri döngüde tutabiliriz. Geri dönüştürebiliriz. Farklı alanlarda kullanabiliriz. Bu model Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarının aslında 3 maddesiyle çok güzel uyumlu. Nedir onlar? Sürdürülebilir kalkınma amacı 12, sorumlu üretim tüketim. 13, iklim eylemi. 9, sanayi, yenilikçilik ve altyapı. Dolayısıyla aslında bir yandan ekonomiye katkı sağlarken diğer yandan çevreye aynı zamanda istihdama katkı sağlıyor. Şimdi her yıl Circle Economy diye bir grup var. Circularity Gap Report yayınlıyor. 2024 yılının başında yayınlanan rapora göre dünyanın döngüsellik oranı 7,2, %7,2. Aslında bu geçen yıl da böyleydi, %7,2 idi. Özellikle son 5 yılda döngüsel ekonomi konusunda hep beraber çok çalışma yapıyoruz. Mete Bey de bahsetti. Avrupa Birliği zaten stratejisini döngüsel ekonomi üzerine kurdu, Yeşil Mutabakat'la birlikte. Ancak gene de her ne kadar araştırmalar, bu konuda yapılan tartışmalar 3 katına çıkmış olsa da döngüsellik oranı dünyada artmıyor. Bir yandan da rapor döngüsel ekonominin sera gazı emisyonlarının %40 azaltabileceğini ortaya koyuyor. Yani net sıfır emisyona ulaşmaya çalışıyoruz. İklim krizini önlemekle ilgili Paris Anlaşması'nın 1,5 derece olan küresel sıcaklık artışı hedefini tutmaya çalışıyoruz. Ama bunun yenilenebilir enerji tabii önemli bir bölümünü karşılıyor ama %40 da döngüsel ekonomiden gelecek. Onu bilmemiz lazım. Bir yandan da istihdama katkı sağlayabiliyor. Çünkü yeni iş kolları yaratılabiliyor. O da 2 milyon yeni istihdam demek. Dünyaya baktığımızda en yüksek döngüsellik oranı Hollanda'da %27,5. Belçika %22,2, ardından Fransa geliyor %19,3. Türkiye'de de bizim de konsorsiyum ortağı olduğumuz Döngüsel Ekonomi Eylem Planı projesi var, DEEP diye kısaltıyoruz. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımız yararlanıcısı, Avrupa Birliği fonlu bir proje. Orada hesaplandı Türkiye'nin döngüsellik oranı %4,54. Dolayısıyla çok çalışmamız lazım. Biz dernek olarak döngüsel ekonomi konusunda 2016 yılından beri odaklanmış durumdayız. İki başlıkta inceliyoruz. Birinci başlık politika gelişimine katkıda bulunmak. İkinci başlık iş dünyasına rehberlik etmek. Politika alanında iki tane çalışmamızdan örnek vermek istiyorum. Biri az önce bahsettiğim Türkiye'nin Döngüsel Ekonomi Eylem Planı projesi. Orada konsorsiyum ortağı olarak Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımızla çalışıyoruz. Avrupa Birliği stratejisine, döngüsel ekonomi stratejisine paralel Türkiye'de de benzer bir şekilde eylem planı yayınlanacak. Bu yıl sonunda yayınlanması planlanıyor. Çünkü proje Şubat'ta tamamlanmış olacak. İkinci bahsetmek istediğim konu 2022'den beri düzenlediğimiz, bu yıl 2025'te dördüncüsünü düzenleyeceğimiz Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası. Orada da hedefler için iş dünyası, yani Türk Konfet, UNDP ve TÜSİAD'ın işbirliğinde kurulan Hedefler için İş Dünyası ve DEKÜP Kooperatifi ile SKD Türkiye olarak işbirliği yapıyoruz. Bir hafta boyunca döngüsel ekonomiyi enine boyuna tartışıyoruz. İyi uygulama modellerini sunuyoruz. Farklı ülkelerden katılımcılarla döngüsel ekonominin aslında katkılarını, yapılabilecekleri konuşuyoruz. İkinci başlıkta SKD Türkiye olarak üyelerimize nasıl rehberlik ediyoruz? Orada da iki örnek vermek istiyorum. Bir tanesi 2016'dan beri Avrupa İmar Kalkınma Bankası, EBRD'nin fon desteğiyle yürüttüğümüz Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu.
Orada hem eğitimler veriyoruz, hem döngüsellik konusunda ölçüm araçlarını, yönetim araçlarını üyelerimizin dikkatine sunuyoruz ve aynı zamanda atık alışverişi de gerçekleştiriyoruz. O platform üzerinden bir firmanın atığı bir başka firmaya girdi olabiliyor. Endüstriyel simbiyoz çalıştayları düzenliyoruz. Kapasiteyi orada arttırıyoruz. Şimdiye kadar bu işlemler üzerinden 77 bin ton bir tasarruf sağlandı. Tabii ki bu başlangıç bizim platform üzerinden oluyor. Sonra şirketler ayrı olarak da devam ediyorlar çalışmaya. Burada bahsetmek istediğim son örnekte İş Dünyası Plastik Girişimi. Orada da TÜSİAD ve Global Compact Türkiye ile işbirliğimiz var, SKD Türkiye olarak. Şirketlerin plastik atıklarını aslında azaltmaları, bu konuda taahhüt vermelerini istiyoruz. Onunla da ilgili birinci faz tamamlandı. 43 şirket taahhüt vermişti. Taahhütlerini aştılar. Önemli miktarda plastiği azalttılar. Plastik kullanımını azalttılar. Alternatif ham maddeleri geçtiler. Döngüsel ekonomi pratiklerini uyguladılar. Şimdi de ikinci fazın kurgusunu yapıyoruz. Onu da yakında açıklayacağız. Bu şekilde özetleyebilirim döngüsel ekonomi çalışmalarımızı. Çok teşekkürler Konca Hanım. Mete Bey, sizlerle devam etmek isteriz. Gerçi girizgah yaptığınız sorun da biraz bu yöndeydi. Bilindiği üzere geçmiş yıllarda Türkiye'de geri dönüşüm ve toplama sisteminde ÇEVKO ve diğer kar amacı gütmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar önemli bir rol oynuyordu. Ki zaten bundan bahsettiniz. Güncel toplama sisteminde süreç farklılaştı ve bu değişim bazı zorlukları da beraberinde getirdi. Özellikle cam ambalaj için. Cam ambalajın geri dönüşüm konusunda Türkiye'deki mevcut durumu nedir ve ÇEVKO Vakfı bu alanda ne tür çalışmalar yapıyor? Bunları dinlemek isteriz. Evet, aslında cam ambalaj çevresel olarak gerçekten takdir edilen bir ambalaj. Biz tabii ÇEVKO Vakfı olarak bütün ambalaj malzemelerine eşit uzaklıktayız. Diyoruz ki hepsi geri dönüştürülebilir, hepsi değerlendirilebilir. Ama cam özellikle tüketici nezdinde de çok önemli bir ambalaj. Şimdi fakat bir dezavantajı var. Çünkü nakliyesi, bu atık olduktan sonra nakliyesi biraz pahalı ve zor. Bir de bunun toplanmasıyla ilgili bir takım zorluklar var. Biz bunu geçmiş yıllarda da yaşamıştık. Şimdi bu yıla veya son yıllara baktığımızda Türkiye'de yaklaşık 2-2,5 milyon ton cam ambalaj kurulu kapasitesi var. Bu ciddi bir kapasite. Fakat buna baktığımızda işte yurt içinden toplanan cam ambalaj atığı miktarı benim çeşitli işte lisanslı şirketlerle veya yetkililerle, belediyelerle konuşmamdan ortaya çıkan yaklaşık 50 bin ton. Bir o kadar da bir 50 bin ton da yurt dışından cam ambalaj atığının ithal edildiği bilgisi var. Demek ki toplamda 100 bin tonluk bir geri dönüşüme sevk edilen cam ambalaj atığından söz ediyoruz. Üretimle kıyaslandığında bu %4 yapıyor. Bu çok düşük bir rakam. Yani %4'lük bir geri dönüşüm oranı Avrupa için de, bütün dünya için, bizim için de çok düşük bir oran. Ki bunun %2'lik kısmını dediğim gibi ithal edilen cam hurdalarla geri dönüştürüyoruz. Bu niçin böyle? Çünkü bunun desteklenmesi gerekiyor. Yani bir finansal olarak özellikle cam ambalaj atıklarının toplanıp geri dönüştürülmesinin desteklenmesi, bu konuda bir sistemin olması gerekiyor. İşte daha önceki yıllarda genişletilmiş üretici sorumluluğu dediğimiz sistem aslında tabii ki yetkilenmiş kuruluşlar veya işte bu konuda uzmanlaşmış kar amacı gütmeyen kuruluşlar vasıtasıyla bu çalışmalar yürütüldü ama esas itibariyle sanayinin bunu doğrudan desteklemesi, yani sanayi şirketlerinin sahip oldukları geri dönüşüm, geri kazanım hedeflerini sağlamak için bu konuyu finansal olarak desteklenmesiyle çalışan
bir sistemdi. Bu ülkemizde olduğu gibi Avrupa'nın 25-26 ülkesinde devam ediyor genişletilmiş üretici sorumlu sistemi. Ve Türkiye bu yöntemle %14'lere çıkabilmişti geri dönüşüm oranı olarak. Şimdi tabii %4'e düşmüş vaziyette. Bunun desteklenmesi dediğim gibi kesinlikle finansal olarak desteklenmesi başta ve organize edilmesi. İdari olarak tüm paydaşların bu konuda hep biliyoruz zaten tüketiciden başlayarak bir kere farkındalığın oluşması, ondan sonra belediyelerin bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, toplayıcı lisanslı firmaların görevlerini yapması gibi bütün zinciri ilgilendiren paydaşların bu konuda çalışmasıyla ancak bu başarı elde edilebiliyor. Biliyorsunuz depozitosu da bahsettiniz. İçecek ambalajları için bir zorunlu depozito sistemi üzerinde Türkiye çalışıyor. 5-6 yıldır bu sistemi yürürlüğe koymak için çalışıyor. Önümüzdeki yıl belki pilot ölçekte başlayacak. Bunu tabii büyük bir hevesle ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Çünkü çok ciddi bir atık, özellikle cam ambalaj atığı şu anda gerçekten ne yazık ki gömülüyor. Fakat şu bilgiyi vermek istiyorum. Şimdi bize benzer Avrupa'nın büyük ülkeleri, Akdeniz ülkelerindeki bunlar işte İspanya, İtalya, Fransa örnek olarak nüfusu bize yakın dediğim gibi Akdeniz kültürüne sahip ülkelerde zorunlu depozito sistemi olmaksızın bu bahsettiğim genişletilmiş üretici sorumluluğu sistemleriyle yani kaynaklar ayrı toplama yöntemi, belediyelerin bu konudaki çalışmaları toplamasıyla, atıkları ayrı toplamasıyla %70'lik bir geri dönüşüm oranına sahip olmuşlar. En az %70. Kuzeye doğru çıktıkça Avrupa'da bu depozito sistemlerinin uygulandığını görüyoruz. Kuzey Avrupa ülkeleri, Almanya ve buralarda geri dönüşüm oranı %80, %90'lara ulaşıyor. Yani aslında depozito sistemi mevcut kaynakta ayrı toplama sisteminin erimini arttırmak, daha yüksek hedeflere ulaşmak için gerçekten Avrupa Birliği'nin yayınladığı son ambalaj atıkları tüzüğünde de belirtiliyor. Bu konudaki tüm ülkeler bu konuda çalışmalar yürütüyorlar. Yalnız bizim ülkemizde bu kaynakta ayrı toplama sistemi tamamen durduğu için bu depozito sisteminden beklentilerimiz çok yükseldi. Onun için biz baştan itibaren genişletilmiş üretici sorumluluğunun da cam ambalajlar başta olmak üzere diğer ambalaj atıklarının da kaynağında ayrı toplanması, belediyelerin sisteme dahil olmasıyla birlikte finansal katkı sağlamak suretiyle başlatılmasını, bunun geliştirilmesini savunuyoruz. Bu konuda ciddi deneyimlerimiz var. Bizim için yeni değil. Altyapının tabii ki biraz daha iyileştirmesi gerekiyor ama bu konudaki çalışmaların bir yasal düzenlemeyle tekrar uygulamaya geçirilmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Teşekkürler Mete Bey tekrardan. Gonca Hanım, geri dönüşüm oranları hakkında sizin de görüşlerinizi alabilir miyiz? Bu oranları artırmak için hangi politikalar izlenmeli, hangi girişimler uygulanmalı? Sizden de dinleyebiliriz. Çok teşekkürler. Şimdi Mete Bey de bahsetti. Tabii cam tamamen geri dönüştürülebilir, sonsuz kez kullanılabilir bir malzeme. Bu sayede doğal kaynakları koruyor, atık miktarını azaltıyor. Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma açısından çok önemli. Cam üretiminde geri dönüştürülmüş cam kullanıldığında yeni ham madde ihtiyacı azalıyor. Enerji tasarrufu sağlanıyor ve karbon emisyonları da dolayısıyla düşüyor. Örnek vermek gerekirse sizler çok iyi biliyorsunuz ama ortalama boyutta bir cam şişenin geri dönüştürülmesiyle 100 wattlık bir ampulü 1 saat yakacak kadar enerji tasarrufu elde edilebiliyor. Bir yandan da tabii sağlık açısından da gıda güvenliği açısından da önemli bir malzeme. Şimdi bu malzemenin geri dönüştürülmesi toplanması, kaynağında ayrıştırılması, toplanması ve ondan sonra geri dönüştürülmesi, tekrar tekrar döngüye katılması çok kritik.
Bu sayede tabii atık depolama sahaları hafifleyebilir. Daha az ham madde çıkararak çevresel zararlar ortadan kalkabilir. Türkiye'de cam ambalaj geri dönüşüm oranları Avrupa Birliği'nin gerisinde ama son yıllarda da bir artış eğilimi var. Tam net bilmiyoruz cam ambalajdaki geri dönüşüm oranını Türkiye'de ama Mete Bey de bahsetti. Bu oran Avrupa ülkelerinde %70, %80, %90'lara kadar çıkıyor. Bu oranları arttırmak için tabii farkındalık kampanyaları düzenlemek yani camın geri dönüşümüyle ilgili halkın bilinçlendirilmesi önemli. Muhakkak ayrı toplanması gerekiyor. Orada kumbaralar var zaten. Bu kumbaraların nasıl kullanılacağı, atıkların oralarda nasıl değerlendirileceği kritik. Diğer taraftan da aslında mevzuat ve teşvik mekanizmaları da önemli. Burada kamunun geri dönüşümü teşvik eden politikalar uygulaması lazım. Mete Bey de örnek verdi. Depozito iade sistemleri gerçekten çok önemli bir teşvik. Farklı ülkelerde bunun örnekleri var. Örneğin Almanya'da incelediğimizde, Almanya'yı bir şey olarak alırsak, geri dönüşüm oranı gerçekten çok yüksek bir ülke. Orada örneğin en çok tüketilen ürün bira. Bira şişelerinde eğer kapaklı bira şişesi ise o zaman yani ne derler açılabilen kapaklı bira şişeleri ise yaklaşık 5,7 liralık bir depozito var. Açacakla açılması gereken, elle değil, açacakla açılması gereken bira şişelerinde de 3 liralık bir depozito var. Yani bu depozito tabii ki çok teşvik edici. Diğer taraftan şişeler belli kasalarla taşınıyor. O kasalar da depozitolu Almanya'da. 57 lira örneğin depozito ücreti var bir kasa için. Tabii öyle olunca iş teşvik edilmiş oluyor. Bizde de özellikle depozito sisteminin hakikaten kullanılması lazım. Burada yani Türkiye'de ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği var. GKAP diye kısalttığımız geri kazanım katılım payı şirketler 1 Ocak 2021'den beri ödüyorlar. Ancak depozito sistemi ile ilgili henüz bekliyoruz. Burada depozito sisteminin çevre ajansı tarafından yönetilmesi zaten konuşuluyor. Bu şekilde görevlendirildi Çevre Ajansı. 2021 yılı itibariyle bütün hazırlıklar başlamıştı. Ama bu hazırlıklar tamamlanmadı, erteleniyor. Burada önemli olan konu aslında belediyelerin de toplama altyapısını iyileştirmesi lazım. Eğer kaynağında ayrı toplayacaksak o toplama ünitelerinin belli yerlerde olması ve tüketicilerin kolayca oraya gidip depozito iadelerini de alabilmeleri lazım ürünü teslim ettikten sonra. Bunun da yakın zamanda çıkacağını öngörüyoruz. Çünkü hakikaten cam geri dönüşümü çok kritik sürdürülebilir kalkınma açısından. Türkiye için de keza aynı şekilde. Ama burada yönetmelikler, uygulamaların hakikaten değişmesi gerekiyor. Şimdi dünya genelinde baktığımız zaman cam geri dönüşümüne, küresel olarak üretilen 130 milyon ton camın sadece %21'inin geri dönüştürüldüğünü görüyoruz. Ambalaj camında bu oran %32'lere ulaşabiliyor. Şimdi aslında düz cam %100 geri dönüştürülebilir bir cam ama doğru toplanması gerekiyor. Avrupa'da cam geri dönüşüm oranlarını arttırmak için Close the Glass Loop diye bir girişim var mesela. 2030 yılına kadar cam ambalajların %90'ını geri dönüştürmeyi hedefliyorlar. Bu önemli bir inisiyatif, önemli bir farkındalık oluşturuyor.
Benzer şekilde Türkiye'de de çalışmalar yapılabilir. Nasıl biz plastikle yaptık? Aslında cam döngüsünü kapatmakla ilgili camda geri dönüşüm oranlarını Avrupa Birliği seviyelerine %70'lere çıkarmak mümkün. Bu yönde mevzuat desteğiyle aslında çalışmalarımızı hızlandırabiliriz. Çok teşekkürler. Size dönecek olursak, Konca'nın bir miktar bahsetti aslında ama geri dönüşüm, camın geri dönüşüm süreçleri ve cam geri dönüşümünden elde edilecek çevresel etkiler hakkında sizin de eklemek istedikleriniz varsa dinlemek isteriz severek. Bununla beraber bu faydaların bilinirliğini arttırmak için neler yapabiliriz? Evet, Gonca Hanım çok güzel söz ekledi bu çevresel yararlarını cam ambalajın geri dönüşümüyle ilgili. Gerçekten en önemli katkısı enerji tasarruf sağlaması. Çünkü üretim aşamasında kırık fırın hazır cam kırının kullanılması ciddi şekilde enerji tasarrufu sağlıyor. Onun dışında depolama sahalarının da yer açılması bu sahaların ömrünü uzatıyor. Bunlar çok önemli konular. Bir de bu döngüsel ekonomiyle birlikte biliyorsunuz bir üst dönüşüm, ben upcycling'i üst dönüşüm diye çeviriyorum. Üst dönüşüm kavramı oluştu. Burada cam ambalaj aslında diğer ambalaj malzemelerine göre bu kavrama en çok uyan bir malzeme. Çünkü biz gerçekten cam ambalajdan tekrar cam ambalaj üretiyoruz. Dolayısıyla özgün ürünle kıyaslandığında benzer aynı kalitede bir ürün ortaya koyuyoruz. Bu üst dönüşüm dediğimiz aslında döngüsel ekonomiyi biraz mevcut zincir ekonomisinden ayıran önemli özellik. Camın bu özelliği var. Dolayısıyla çok uzun kez işte tekrar tekrar değerlendirilebilmesi mümkün. Bu bakımdan cam önemli. Ama işte biraz önce bahsettim, bu toplama ile ilgili zorluklar var. Bunlarla ilgili özellikle finansal zorluklar var. Bunları aşmamız gerekiyor. Eğitim çalışmalarına gelince gerçekten GCA ile biz bu sene güzel bir proje yürüttük. Burada ilkokuldan başlayarak eğitim her zaman için ilk öğretim okullarından başlayarak bu konuda bilgilendirmesi gereken, farkındalık yaratılması gereken bir konu geri dönüşüm cam ambalajlarla ilgili. Ben burada tüketicilerin duyarlı olduğunu düşünüyorum. Zaten bu çalışmaların başladığı yerlerde, özellikle işte İzmir'de pek çok çalışma yürüttük, Batı Anadolu'da, işte Ankara'da, İstanbul'da. Burada eğer bir sistem varsa bu sistem uygulamak için aslında tüketiciler tarafından kabul görüyor. Tabii ki farkındalık, bu yaptığımız webinarlar, bugünkü çalışma çok önemli. Basında bu konuda bunun yer alması çok önemli. Okul eğitimleri çok önemli. Fakat bu farkındalık konusunu da sürekli olarak biz yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii daha büyük kapsamlar, daha ulusal kampanyalar düzenleyerek bir sıfır atık konusu mesela Türkiye'nin gündemine de yer alıyor. Yıllardır sıfır atığın içinde aslında cam da var. Bunu biraz daha detaylandırıp bilinçlendirmek, ama bu kampanyaları, bu farkındalığı yaratırken toplama sisteminin de aksaksız işlemesini sağlamak zorundayız ki tüketiciler, bireyler bu yapılan çalışmaların gerçekte sonuca ulaştığını, geri dönüşüme gittiğini görsünler. Bu da çok önemli edindiğimiz bir deneyim bizim geçmiş yıllarda. Teşekkürler Ahmet Bey. Bir sorumuz daha vardı aslında ama bir önceki Konca Hanım'ın cevabında hem cam ambalajın geri dönüşüm oranlarından hem de çevresel etkilerinden bahsetmiş olduk. Süreci de çok fazla uzatmadan soruların içerisinde bir miktar bahsetti ama camın tekrar geri dönüşüm sürecinde karşılaştığı zorluklar aslında sadece cam olarak değil,
Genel olarak geri dönüşüm sisteminin, diğer ambalaj materyalleriyle beraber geri dönüşüm sisteminin bu dönüşüm sürecinde karşılaştıkları zorluklardan bahsederseniz bunları genel olarak toparlayalım. Sonra da programımızın sonuna yaklaşıyoruz zaten. Şöyle özetleyebilirim. Tabii geçmişte pek çok proje yürüttük. Özellikle vakıf üyelerimizle siz önemli bir üyemizsiniz. Şişe Cam bizim o da kurucu üyelerimizden. Dolayısıyla geçmiş yıllarda ülkenin çeşitli yerlerinde özellikle bu cam ambalaj atıklarının çıkan çok miktarda çıktı. Horekalar dediğimiz otel, restoran, kafelerde pek çok çalışma yürüttük. Buradan belli atıkların toplanması için hem farkındalık ve bilgilendirme yaptık hem de altyapının tamamlanması için atık numaraları gönderildi. Onun dışında geri dönüşüm tesisleri kuruldu. Cam geri dönüşüm kapasitesinin gelişmesinde ÇEVKO'nun ve üyelerinin önemli katkısı var. Bugün Türkiye'deki geri dönüşüm kapasitesi gerçekten yaklaşık işte 550 bin tona ulaşmış bir geri dönüşüm kapasitesinden bahsediyoruz. Bu kapasitenin oluşturmasında dediğim gibi üyelerinin bizimle birlikte yürüttüğü projeler önem kazandı. Ama maalesef bugün bu kapasitenin ancak %15, %20'sini kullanabilecek durumdayız. Bahsettiğim nedenlerle bugün cam toplayamıyoruz. İşte bunun en önemli sebebi, en büyük aksaklık buradaki kaynakla ayrı toplama sisteminin bütün belediyelerce sahiplenip çalıştırılması. Ama bunun için de dediğim gibi bir finansal katkının sanayi tarafından buraya yapılması gerekiyor. Halbuki sanayi kuruluşları tabii ciddi bir geri kazanım katılım payını ödedikleri için buradan tekrar biz de sahada çalışma yapmak için çok fazla kaynak ayıramıyorlar. Dolayısıyla bu sorunun çözülmesi kritik. Ama ben inanıyorum ki bundan sonra da hem bu kaynakla ayrı toplama çalışmalarını yeniden sisteme dahil etmek hem de depozito sistemini yürürlüğe alarak bu konuyu çözeceğiz diye düşünüyorum. Dediğim gibi yani bu konuda birikimimiz var, deneyimimiz, bilgimiz var. Şimdi yeni düşüncelerle, yeni yöntemlerle bunları kullanmak ve bir hedefimiz olmalı. Yani bu atıklara yazık, gerçekten bunları çok ciddi şekilde depolama sahalarına gömüyoruz. Ciddi bir geri dönüşüm kapasitesi ise atıl kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Dolayısıyla bunun çözümünü de bahsettiğim gibi hep birlikte kamu otoritesiyle birlikte çözebiliriz diye düşünüyorum. Değerli sohbet için çok teşekkür ederiz katılımcılarımıza. Sizlerle bir araya gelmek bizler için çok kıymetliydi. Çok değerli bilgiler aldık, mevcut durumu gördük, nelerin yapılması gerektiğini tartıştık. Belki son olarak eklemek istediğiniz iyi niyet, böyle mutlu ayrılacağımız güzel temenniler, güzel cümleler olacaktır. Konca Hanım, sizinle isterseniz bitirelim. Yani sizle devam edebiliriz. Sizin güzel temenni ve sürdürülebilir, sadece ambalaj geri dönüşüm özelinde değil, Türkiye'deki sürdürülebilir çalışmalar özelinde güzel temenni ve cümlelerinizi almak isteriz. Çok teşekkürler. Ben son sözlere geçmeden önce bir örnek üzerinden ilerlemek istiyorum cam ambalajla ilgili. Biz 2019 yılında Avrupa İmar Kalkınma Bankası'nın davetiyle Tayvan'a gitmiştik. Tayvan'da aslında küçük bir ada ülkesi olduğu için hem kaynaklar sınırlı hem de depolama alanları çok az. Yani yetmiyor tabii. Dolayısıyla tüm ambalaj atıklarını çok sıfır atık felsefesiyle çalışıyorlar ve her şeyi geri dönüştürüyorlar. Tabii cam da çok kıymetli Mete Bey'in de bahsettiği gibi. Şimdi orada şöyle bir uygulama gördük. Bir otelde kullanılan cam şişeler hangi içinde madde olursa olsun tüketiciler onu kullandıktan sonra çok hızlı bir şekilde geri dönüştürülüyor ve onları oradaki misafirler tekrar cam bardak olarak kullanıyorlar. Otel odalarında
Diş fırçalık olarak kullanıyorlar, sabunluk olarak kullanıyorlar ve diyor ki az önce barda tükettiğiniz içeceklerin ambalajından üretilmiştir diye de bir not konmuş. Hatta hediye de edebiliyorlar, şeyden gift shop'tan alınabiliyor. Yani böyle olunca tabii aslında camın ne kadar değerli bir malzeme olduğunu, tekrar tekrar kullanabileceğini herkes görüyor. Ben de yani çok sevdiğim bir şişeyi su şişesi olarak kullanıyorum. Hiç yanımdan ayırmıyorum. Yani herhalde 5 yılı var, aynı şişeyle devam ediyorum. Kırılmadıktan sonra bir problem yok aslında. Farklı şekillerde de kullanılabilir. Hepimize görev düşüyor. Yani artık sürdürülebilir kalkınma öyle bir kavram ki iklim krizinin olumsuz etkilerini hep beraber yaşıyoruz. Burada hepimizin yapabileceği şeyler var. Dolayısıyla daha sorumlu bir şekilde tüketmek, daha sorumlu bir şekilde üretmek durumundayız. Hepimizin burada önemli rolü var. Tek başına ne hükümetler bu konuya çözüm bulabilir, ne sivil toplum örgütleri, ne şirketler. Tüm bireyleri kapsayan tüm ülkeler hep beraber hareket ettiğimizde zaten çok daha iyi sonuçlara ulaşacağız. Amaç da bu konuları gündemde tutmak. Dolayısıyla çok teşekkürler bugün bizleri bir araya getirdiğiniz için. Bu önemli konuda görüşlerimizi paylaşma fırsatı verdiğiniz için. Çok teşekkürler Koncu Hanım. Mete Bey, sizden de umut dolu birkaç cümle almak isteriz bitirmeden önce. Öncelikle GCA'ya bu etkinliği düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. SKD özellikle yaptığı çalışmalarla gerçekten kutlanmaya değer. Son yıllarda övgüyle ben de büyük bir merakla çalışmaları izliyorum. Bu bakımdan gerçekten çok değerli. Burada aslında sürdürülebilirlik, hepimiz konuştuk, gittikçe önem kazanıyor. Bu bizim uzmanlık alanımız ve gittikçe daha da büyük önem kazanıyor. Tabii burada şeye de dikkat etmek lazım, bunu söylemeden geçemeyeceğim. Yeşil aklama konusu gündeme geliyor şirketlerin. Bu konuda hepsi bir şeyler söylüyor ama bu iddiaların tabii ki gerçeğe dayanması gerekiyor. Şimdi çeşitli yöntemlerle bunları test yapmak veya bunları kanıtlamak da mümkün. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ama bizlere GCA son yıllarda özellikle yaptığı çalışmalarla bu konuda kendini gerçekten bir adım öne çıkardı. Ama bizlere bu toplantıya katılan konuşmacılara biraz daha fazla görev düşüyor sanki. Toplumda bu farkındalığı yaratmak, eylemi geçmeyi sağlamak. Çünkü dünya böyle bir şey. Sadece sözle kalmak değil, bunu aksiyona geçirmek, iklim kriziyle mücadelede olduğu gibi geri dönüşüm konusunda, döngüsel ekonomiye geçişte bu bakımdan kıymetli uzmanlarımız, kıymetli kurumlarımız var. Bunlara sıkıca sarılalım. Hep birlikte bence olumlu bakalım gelecek gençler için özellikle parlak olacak ama bu bizim çalışmalarımıza, bu konudaki duyarlılığımıza bağlı diyerek sözlerime son vermek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Mete Bey. Umarız tüm katılımcılar için gerçekten verimli bir sohbet olmuştur. Değerli vaktiniz ve kıymetli yorumlarınız için tekrar teşekkür ederiz. Bir sonraki webinarımızda tekrardan görüşmek üzere. İyi günler diyorum herkese.